Evet Coşkun Usta, bugün evet. Tekrardan Allah razı olsun 124'ün evet. Motorunu temizliyorsun. Evet, Allah'ın izniyle. Sökerken de söylemiştin, saat gibi yapacağız dedin. Evet. Ne düşünüyorsun? Orijinal olacak ama, orijinal. Orijinal olacak. Evet, saat gibi dediysek millet gibi uydurmadan değil. Orijinal 124 motor olacak. Şimdi buna yapacağımız işlemler neler motor kısmında? Su tapaları değişecek, emme manifold contaları değişecek, ön grank keçisi, arka grank keçisi, kartel contası. Devir daim. Komple elden geçecek abi, her şey. Komple. Taktığımızda bir daha uğraşmayacağız. Üst kapak? Üst kapak çözülecek. Conta değişecek. Nikelaj mı olacak? Nikelajı boyanacak. Evet. Motor altı. Motor bakımı olacak. Üzerine atacağız. Evet. Boyası yapılacak herhalde. Evet. Boyanacak komple. Orijinal 124 motor olacak. Evet. Sonradan uydurmalardan değil. Araba nereden? Araba boyada çıktı. Motor işlemlerini yaptıktan sonra inşallah evet. Kontak basacağız. İnşallah. Kapak zaten çözüldü birader al. Kapak bu kadar mı? Yok. Ne yapıyoruz şimdi Coşkun Bey? Şimdi kapağı sıkıyor zaman. Şimdi al. İtecekleri alıyoruz. Onlar ne? İtecek. Silindir kapandı. Silindir kapandı. Bitti silindir kapağı. Temiz mi? Şimdi çıkarayım bakalım temiz mi pis mi göreceğiz. Ne kadar kolay değil mi? İşi bilen için her şey kolay. Yenisini aldık bunların usta. Evet sıfır kapak değil mi? Sıfır kapak. Al sana kapak. Küflenmiş. Olur mu? Küflü değil onlar. Ya? Onlar güzel. Hatta saat. Saat gibi. Konta hapı itmiş. Değil mi? İyi. Evet Coşkun Usta. Evet. Yine birlikteyiz. Birlikteyiz. Şu an yaptığımız işlemi izleyen arkadaşlara anlatır mısınız izlersen? Evet. Motorun yağ kaçaklarını bitirmiyoruz. Ön grank keçisi, eksentrik keçisi, volant keçisi. Bütün keçeler değişiyor. Her şey sıfır alındı. Sıfır, evet. Malzemelerimiz burada. Evet. Gördüğün gibi bak keçelerimiz değişti. Ön tarafı göster. Keçelerimiz değişti. Contalarını da değiştiriyoruz. Bu işlemden sonra arka keçeyi değiştireceğiz. Ondan sonra karteli kapatacağız. Motorda yağ kaçağı yok, işleme yok. Yağ atma yok. Yağ yakma yok. Şimdi görüyoruz, bunu alıyoruz, buraya langırt. Motor yağını da boşalttık. Evet, hiç şey kalmadı zaten. Şu an bu değiştirdiğimiz parçanın ismi neydi? Ne keçesiydi? Grank. Grank keçesi. Evet. Bunlar da yanlış olmaz. Yanlış olursa iş biter. Ne diyorsun Mert olur mu? Vallahi tabii numara bilmiyor olur abi. 5 yıl garantili değil mi bu? Evet, sıfır atmosfer motor. Yine kısa kısa videolarla birlikte olacağız. İnşallah, inşallah. Ama bu fazla uzun sürmez, ben sana söyleyeyim. Kısa kısa video dediğim bu tamam, yarına bitti. Tamam. Usta dediğin hemen bitiriyor. Tamam, kısa video, kısa video ne ya? Motor mu yapıyorsun? Gören diyecek ki ama arabayı... Sanki yani. Tır motoru yapıyorsun. Onu da yaptığımız oldu gerçi. Yani tabii canım şimdi onunla... Ha o da sürsün, bir hafta sürsün ya. Tek başına uğraştın. Bu işe başlayanlar... olarak 124 ya da Tofaş motoru olarak dağıtılıyordu değil mi genelde? Evet. Yani tamirciliğe başlayan adam illaki buna dokunmuştur. Tabii. Tabii. Yüklemişen baba.
Zira. Arkadaşlar başlamış. Kanalıma hoş geldiniz. Tekrardan sizlerleyim. Uzun bir uğraş sonucunda, 4 aylık süren bir sürecin sonucunda tekrardan sizlerleyiz. Arkadaşımız Tolga sayesinde aracı topladık. Onun emeği de çok bu arabada. Tolga seni de alalım buraya. Beraber birlikte çok uğraştık, sıkıntılar yaşadık. Bu arabayı aldığımızda sizlerle fotoğrafını paylaşacağım. Bundan sonraki şeylerde paylaşıyor olacağım. Tolga, bu arabaya neler yaptık? Sen... Bu arabaya yapmadığımız hiçbir şey kalmadı. Taban saçlarına kadar değiştirdik herhalde. Fabrika üretimi gibi bir şey oldu herhalde. Güzel bir araba oldu. Yaptığın işlemleri arkadaşlara söyle veya bundan sonraki araba toplayacak olan arkadaşlara... Bundan sonra araba toplamayacağız. Toplamayacağız. Hayır, yaşandık. Bir dahaki sefere. Jübilemizi yapacağız bir dahaki sefere. Bu arabanın hakkında ne düşünüyorsun? Araba oldu işte. Düşünecek bir şey yok. Oldu, yaptık. Yaptık, oldu. Evet. Gerçekten zorlu bir süreç geçirdik. Gittim, geldim, sanayilerde uğraştım. Zaten araba yaptırmak ayrı bir dert. Sanayide kimse yapmıyor. Parasıyla bile iş yaptıramıyorsunuz. Bu adama bile zorla... Doğru değil mi? Araba toplatmak zor bu devirde. Bu adam diyor ki çünkü sigorta... Aynen, saçlarım vardı. Onu da paylaşacağım sizlere. Adam çünkü sigortadan para alıyor. Sen daha çok bu işin içindesin. İzmir'de bu iş ama gerçek anlamda ustalığına, saygınlığına, ciddi anlamda... Araç yine bizimdir diyor. İstediği zaman, istediği sıkıntısı varsa sen yine arkasında destekçi olduğunu söylüyor Tolga zaten. İzmir Cadde arkadaşlar, burada ikinci sanayi değeri. Zaten YouTube'da veya koyduğumuz zaman yaptıracak olan veya diğer araçlar, sadece araç toplama için değil. Hangi araçları yapıyorsun? Sigortalarla anlaşmalı. Araba olsun yeter. Araba olsun yeter, evet. Kaporta ve boya aynı şekilde dükkanında, ikisi de mevcut. Aynı zamanda çekici hizmeti de veriyorsun, değil mi? Sen anlat, ben seni tanıtıyorum. Sen tanıtacağım birader, biz yaparız, millet konuşur. Dediğim gibi arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi istersen bir arabayı... Arabayı boyunu çek, çay getiriyor. Evet, arabayı boyayan usta, yılların ustası. Arabayı boyayan usta, yılların ustası. Ana bunu tanıyorum ben. Zengin bir kızla evlendi hani Çeşme'den. Viski getirmişti, hatırlıyor musun? Buyur abi. Nasıl? Kamerayı kapatın isterseniz usta çıldırdı gibi. Evet. Yok usta, ya. Arabayla hakkında ne düşünüyorsun? 10 numara, 5 yıldır. İnce ufak tefekleri derin işle yapacağız. Galiba. Evet, jantlar boyanacak. Abi, tekrardan lastikler değişeceği işte, için işlem yapılacak. Komple araba revize olayına girdi arkadaşlar. Bildiğiniz taban saçları değişildi, pütür atıldı. Aynı zamanda telefon var alt taraflarda. Kapı saçları gördüğünüz gibi, baktığınız gibi bir saniye gösterelim kapıyı. Kapı işleri, kapı saçları. Bu şekilde. İp gibi, ip. Bu filoto nereye çıkıyordu? Bu filotoya buradan bakınca sizin eve doğru giden kalkıyor. Evet. Evet arkadaşlar, arabanın size ilk halini de atacağım. Şu an kapı fitilleri takılı değil. Rengini soracak arkadaşlar için eski Mercedes kırmızısı. Videoyu kameraman arkadaşımıza verelim. Size motor için de göstereyim. Tabii toplandığı için biraz ister istemez tozlanmalar olmuş. Motor içi bu şekilde. Nikelaj alt motor aksamları. En son boyandıktan sonra tekrardan sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Bu arabada gerçekten ciddi anlamda emek
Çok. Yani inanın kendi arabalarımızı bırakıp ciddi anlamda bunun için uğraştım. Geldim, yağmur yağdı, kar yağdı. Kar yağmadı da. Daha bitmedi ya. Bitmeden vereyim mi? Videoda böyle kesiklikler olabiliyor. Muzaffer abi çekim yapıyoruz. Geldiğin içinden geçtin. Hemen direkt, atla. Direkt merhaba. Fazla bir şey anlatmaya gerek yok. Araç gördüğünüz gibi topladık. Aldığım paranın 3 katı maliyetine geldi. Daha da adisyon açık yani, kapanmadı. Gideceğim brandı alacağım şimdi. Alacağız da alacağız. Evet arkadaşlar. Araba toplamayın. Ciddi anlamda çok yoruluyor insan. Tam böyle hafta sonu dinleneceksiniz. Sanayiden arıyorlar. Gel şu parça eksik, gidelim alalım. Gel bu parça eksik, gidelim alalım. Bir de parça yok. Adamlara parayla parça aldıramıyoruz yani. Gerçekten ciddi sıkıntılar yaşadık. Bu araba sayesinde çıkarcı insanları da tanıdık. Çok güzel dostluklar da edindik. İnşallah en son size bittikten sonra bir branda açılımı yapmak istiyorum. Sahil kenarında veya güzel bir otoparkta, kapalı bir otoparkta, ışıklı ışıklı. İstediğimiz gibi inşallah binebiliriz. Allah bizim hakkımızda güzel maşallah diyen insanlara daha ilerini nasip etsin. Daha güzel şekilde binmeyi nasip olur inşallah herkes için. 50 yok. 50 yok mu? 20 var. Herkeste para var amına koyayım. 20'yi ver ben sana vereyim şimdi. Aa varmış lan. 30'u ver 30'u. Ha 50 de varmış ya. 50 düştü. 50 düştüm. Nereden düşüyorsun ya? Bitti mi? Açsana nasıl? Enes bir kapat hadi. Bırak, bas, tamam. Sinyal kolu sıkıntılı. Olacak diyedi. Çalışmaya devam. Şu an bekliyorum. Basacağın zaman haber ver. Şu an basabiliyoruz mu ilk marşı? Evet arkadaşlar, canlı yayında şu an. Şu an aracın mazot deposu, benzin deposu yok, hortumları yok. Sadece ilk yüzümlerin sesini duymak için. Yakup Usta ver ilk marşı.
Evet, evet. İlk hareket. Tamam. Şu an benzin boruları bağlı olmadığı için tabii ki araç çalışmayacak. Aslında buradan karbüratöre baltış bir sıkarakla çalıştırabiliriz ama şu an buna gerek yok. Dört tane daha aldık mı? Şu an benzin depomuzu tazeliyoruz. Mert Kutu sayesinde ver bakalım Dimarş abi. Al abi. Evet, arabamız marşı okey, yarım marşı alıyor. Thank you.